İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi Elektrikçiler ve İnşaat Sanatkarlar Odası'nda İYİ Parti Genel Kurulu üyesi Bülent Gürsoy ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sevgili misafirlerimiz, Elektrikçiler ve İnşaat Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen kongreye İYİ Parti Genel Merkez İdare Kurulu üyesi Bülent Gürsoy, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri, delegeler, üyeler ve çok sayıda partili katıldı. İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi divan oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden kongrede 27 Şubat gecesi yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan menfur saldırı sonrasında şehit olan ve yaralanan askerlerimiz için Kur'an tilaveti okundu. Ardından yönetim kurulu faaliyet ve mali raporun okunup onaylanmasından sonra konuşmalara geçirdi. Kongrede ilk konuşmayı İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Murat Güler yaptı. Biliyorum ki hepimiz üzgünüz. İTİT'te olan olaydan dolayı hepimiz kırgınız. Yaşanmasa çok iyi olacaktı, sıkıntılar yaşadık. Ölenlerinize Allah rahmet eylesin. Yaralarımızı da Mehmetçilerimize acil şifalar diliyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Normal siyasi bir parti. Burada siyasi gündem yapmamız gerekiyor ama şu anda bunu yapmamız doğru olmayacak. Genel tarihimizde, genel merkezimizde bu tutadı. Şu anda aktif merkez ilçe başkanı olarak tekrar aday olmuş bulunmaktayım. Teveccühünüzde tekrar adayım. Şu anda aday olacak aramızda arkadaşlarımız var. Onlara da başarılar diliyorum. İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Teşkilatı 2. Olağan Kongresi'nde bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırı sonucu şehit düşen askerlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Sözlerimin başında İdlib'de ki biraz önce sayının 36'ya ulaştığını üzülerek öğrendik. Şehitlerimizi Allah'tan rahmetle anmak istiyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Allah bir daha bu günleri milletimize yaşatmasın. Bugünlerde millet olarak çok üzüntülüyüz. Yani hiç istemediğimiz ama bizim geçmişte öngörüp uyardığımız olaylar gerçekleşiyor. Bugünler geriye bakılacak, dönülecek günler değil. Hataların tartışılacağı günler değil. İşte bizim bu ülkeyi yönetenlerden bir farkımız var. Biz parti menfaatlerini değil, her zaman ülke menfaatlerini, milletimizin menfaatlerini önde tutan insanlarız. Bizler Atatürk'ün tanımladığı anlamda Türk milliyetçileriyiz. O yüzden bugünlerde hem Cumhuriyet Halk Partilileri olarak hem İYİ Partilileri olarak bu ulusal mücadelede elbette ki hükümetin arkasındayız. Öyle de olması gerekiyor. Ama inşallah bu olaylar daha fazla büyümeden, Türkiye bir savaşa girmeden yatışır. Başkan Özcan, Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler hakkında da konuştu. Biliyorsunuz hükümet sınır kapılarını açtı. Biz de Bolu Belediyesi olarak dedik ki, Bolu'dan gitmek isteyen göçmenler için ücretsiz otobüs kaldıracağız. Bu ücretsiz otobüsleri de kaldırmaya başladık. Avrupa'ya ulaşmasını temenni ettiğim, sağ salim ulaşmasını temenni ettiğim göçmenlere Avrupa'daki yeni yaşamlarında başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı adayı Burak Alın, sonuç ne olursa olsun önemli olanın bir arada kararlılıkla yürümek olduğuna dikkat çekti. İnancım odur ki Murat Güler arkadaşım ve her biri birbirinden kıymetli yönetim kurulu adayları da bizler kadar istekli ve heyecanlıdır. Önemli olan sonuç ne olursa olsun burada bir gönül birliğiyle ayrılmak hedefimiz doğrultusunda bir arada kararlılıkla yürümektir. İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise zor günlerden geçildiğine vurgu yaptı. Millet olarak çok zor günlerden yaşıyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, Türkiye'nin yetişmiş çok değerli personelleri bölgede zor günler yaşamaktadır. Yüreğimiz zangın, üzülmekteyiz. Şehitlerimize Allah rahmet, gazilerimize, yaralarımıza şifalar diliyorum. Ocakları ateş düşmüş ailelere sabırlar diliyorum. Örnek baş gerçekleşen kongrede iki adaya da başarılar diledi. İyi Parti kurulduğundan beri Bolu'muzda hizmet eden ilçe başkanlarımıza, yönetimlerine, başarılı iki seçim yaşayan bu yönetici, üye, gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Partimiz her gün güçlenmekte, üye sayısı artmakta, daha büyük projelere, başarılarına imza atacak, öyle görüyorum. Bu toplantıda, bu kongrede bunu gösteriyor. İki tane genç arkadaşımız cesaret etti. İkisi de liste çıkarttı. Şu anda sizin huzurlarınızda. İkisini de tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından iki listeyle gidilen kongrede 193 delegenin oyunu alan Murat Güler, Merkez İlçe Başkanlığı'na yeniden seçildi. Arkadaşlar!